Merhabalar, iyi günler. Benim saygıdeğer dinleyicilerim, bana katlanıp benim videolarımı seyrettiğiniz, dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Şimdiki videomda gene güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen, ancak işin biz batıni değil, batıni tarafına bir türlü varamadığımız, bunlar ne demek istiyor diye yok kafa yormakta istemediğimiz bu konuyu biraz kendi nihilist düşüncemle açıklamaya çalışacağım ben. Mal Allah'ın, mülk Allah'ın, bundan sana ne diyorlar ya. Malını açıkla. Mal Allah'ın, mülk Allah'ın. Kardeşim biz bekçisiyiz. Ne olacak açıkladığımda? Diyor ya, bence adam haklı. Mal Allah'ın, mülk Allah'ın. Sen niye şey diyorsun ki? Hani derler ya, züğürtün parasızlığı zenginin çenesini yorarmış. Ya böyle atasözü mü olur şimdi? Tam tersini söyle. Zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış. Adam kazanmış kardeşim. Şimdi ben size bir iki tane hikayenin esas konunun özüne değineceğim. Bir tanesi, adam hep Allah'a yalvarır. Dua edermiş sürekli. Allah'ım bana para ver. Allah'ım bana para ver falan diye. Adam en sonunda duymuş sesini, pardon, Allah en sonunda duymuş sesini, demiş ki gidin şu adama, meleklerine talimat, gidin şu adama demiş, biraz para ver. Melekler gelmiş adamın yanına, bir bakmışlar adam çalışmıyor, üçkağıtçılığı yok, ondan sonra dürüst, hiçbir sapır saçma hareketi yok ki, neyi bahane edip para versinler. Demişler en sonunda adama, sen süper toto loto bilmem ne piyango alın mı? Yok. Peki çok iyi yalan söyleyebilir mi sana, bir bahaneyle para versek? Yok. Peki hırsızlık, dalavere, cepçilik böyle? Onlar da yok. E bir demişler, sana ne diye para vereceğiz? Gitmişler tekrar Allah'ın huzuruna çıkmış. Ne yaptın? Efendim demişler, hiçbir şey yok ki adama para verecek. Bir bahane bulup bulamadık. Yalan söyledin mi? Yok. Piyango bileti aldın mı? Yok. Üçkağıtçılık, dolandırıcılık, şu bu. Yok diyorum. Çok dürüst adama bahane de bulup bir para veremedik. Biraz ironik bir fıkra oldu ama yani biraz da ben kattım bunun içine tabii. Bir tane daha anlatayım. Bundan sonra esas konunun özüne geçeceğim. İki adam bir caminin kapısına içeri girmeden dua ediyorlar. Adam içeri de girecek. Duasını orada tamamlayacak ama kapıda başlamış dua etme. Yanına biri daha gelmiş. Adam gizli gizli dua ediyor. Allah'ım bana çok para ver. İşte 300 dairem var, bunu 600 yapalım. Benim işte arabalarım 8 tane, bunu 16 yapmanın imkanı yok mu? Param işte 18 milyon dolar, bunu 40 milyon dolar yapmanın imkanı yok mu falan deyince yanına biri daha gelmiş. Allah'ım demiş, bana işte bir haftalık ekmeğimi temin edecek kadar para ver. Ondan sonra iş bulur çalışırsam kendim kazanırım falan filan deyince adam bir bakmış, bir haftalık ekmek parası istiyor. Çıkartmış cebinden. Gel bakayım buraya demiş. Çıkartmış cebinden. Şu demiş, 100 lirayı al. Allah'a demiş meşgul etme. Benim işim gücüm var demiş. Seninle mi uğraşacak ya demiş. Benim kulağımın dibinde de demiş. Böyle demiş şey deyip durma demiş. Bak Allah hemen senin sesini duydu. Beni de elçi etti. Al parayı git. Adam sevinmiş gitmiş. Öbürü dua etmeye devam etmiş. Bana çok para verdi. Buradan hisseden kıssa tabii, kim ne anlar bilmiyorum. Ancak bizdeki esas şeye geliyorum ben. Allah onu niye öbürünün bir sadakasını verip gönderdi de öbürüne para verdi? Esas oraya geliyorum. Biz de Sebe suresi 36. Bak sureleri aynen okuyorum. De ki Rabbim rızkı dilediğine bol verir, dilediğine az verir. Çoğu bunu bilmezler. Kime diyor? İnsanlara. Niye buna çok verdin? Niye buna az verdin? Bilmezler diyor. Yani farkına var. İşin batini tarafını düşün. Yani içsel tarafını düşün. O ayrı. Ben o felsefeye girmiyorum. O felsefeye girmek için batinilerden şimdi son temsilcisini falan da söylemeyeyim. Ya da mütezile niye söyleyemedim ben? Münteziyle
tarikatına kadar gider bu. Rum suresi 37. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol veriyor, dilediğine kısıyor. Bunda bir ibret vardır. Bir daha okuyayım mı? Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol veriyor, dilediğine kısıyor. Bunda bir ibret vardır. İbret al. Yani şey alamıyorsan, rızık alamıyorsan ibret al. Gene Zümer'de aynı cümlede Zümer suresi var. Zümer suresi kaçıncı ayetti? Onu ne yaptım ben ayetler? Neyse Zümer suresinde de bu ayetler var. Orada da diyor ki, orada da hatta bir şey daha var cümlenin devamında. Allah rızkı dilediğine verir. İlmi diyor dileyen alır. Bu Müslüman ülkelerde, burayı şey diyeyim mi tekrar, yani uzatmaya gerek yok. Müslüman ülkelerde nedense Allah bazı şeylere gıt vermiş. Yani ama bu bize diyor ki mealen ben siz diyor ilim alın, ilim. İlim alırsanız rızkı veririm. Dünyadaki Müslüman ülkelere bakıyorsun, Hindistan, Pakistan, Tayvan, Myanmar, Afganistan saymakla bitmiyor işte. Suriye, Afrika ülkelerinin çoğu, Türkiye fakir fukara. O zaman diyorsun ki Allah'ım Hristiyan ülkelere yağmuru da çok verdin, rızkı da çok verdin, parayı da çok verdin. Her şeyi verdin onlara. Bizim suçumuz ne? Bize hiç vermedin. Bak diyor orada şöyle bir nüans var. Onlar diyor ilmi de aldılar ama diyor ben ilmi alınca diyor rızkı da verdim onlara. Ben size ilmi alın dedim almadınız diyor. Yani burada biraz lütfen yanlış anlamayın. Burada bir şeylik yok. Ben sadece insanların anlayışına dokunmak istiyorum. Yoksa haşa inancımızla oradaki surelerle gerek reddiyecilik gerek inkarcılık anlamında bir söylemim yok. Oradaki esas meselenin özü ilmi alın, ilmi diyor. İlmi alırsanız arkasından rızık gelir zaten. Bu ülkelerde niye ilim yok? Avrupalı ilmi almış. Biz diyoruz ki onlar da Kur'an'dan aldılar ilmi. Bir de öyle mantık var ya bizde. Biz Kur'an'ı okusak biz de alırız zaten. Oku. Yani gene Mahzuni'nin bir türküsü var. Hep aklıma gelir. Ey Arapça okuyanlar Allah Türkçe bilmiyor mu? İngilizce, Fransızca size hitap etmiyor mu? Adam Arapçayı okumuş, oradan ilim almış. Biz de Arapça okununca ya da Arapça bilenlerimiz ığranır hu hu diye ama ilimden haberimiz yok. Demek ki neymiş? Onun bunun malına sataşmak yerine, ha bu arada ben emekli birisiyim, öyle mal mülk yok, sakın ola ki bu zenginin parasını mı savunuyor falan değil. Sadece çenemi yormuyorum. Bu ayetlere bakıp kendimi teselli ediyorum. Diyorum ki Allah onlara vermiş kardeşim. Açıkça söylüyor. Ben diyor işte dilediğime rızkı bol bol veririm. Dilediğime de diyor kısarım, vermem. Burada diyor bir hikmet var. Siz diyor onu anlamaya çalışın. Onun için başkasının malına göz dikip de mal varlığını açıkla. O da ne diyor? Mal Allah'a, mülk Allah'a. Ben bekçisiyim. Haklı mı? Haklı. Haklı. Biz ilk önce bunu anlamamız lazım. Şurada ne diyor? Oraya da bir not almışsın. Orada 3 aşağı 5 yukarı aynı laflar. Boş ver. Söylemeyeceğim. 3 aşağı 5 yukarı tüm Müslüman ülkeler fakir fukara. Tüm Hristiyan ülkeler zengin. Bir de birbirlerini de destekliyorlar. Bizdeki gibi birbirlerine hainlik yapmıyorlar. O zaman Allah ne diyor? Haşa ayette ben rızkı dilediğime verir. Siz de diyor ilimi gelin alın. İlimi de diyor isteyen alır. Onlar ilimi de almışlar, rızkı da almışlar. Biz de kör dilenci gibi bekliyor kapıda bakalım. Allah'ım bize de ver diye. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.